Sayın seyirciler, Çapraz Bakış'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Uludağ Üniversitesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Apak. Sayın Apak, biraz önce siz Kur'an ve onun paralelinde hadislerden bahsettiniz ve en son hadislerde kaldık, derin bir alan diye. Şimdi çok fazla hadis var, bunun yanında insanlar var, bu hadislerin büyük oranı doğru değil. Bir kısmı doğru veya doğrusuna yanlışına bakmadan sürekli bu hadisleri kullanan insanlar var. Evet. Konu nasıl bir konudur? Eyvallah. Tabii Kur'an'ın iki temel kaynağı var. Biri Kur'an-ı Kerim, İslam'ın, Allah'ın kitabı. Biri de hadisler. Esasında bunlar birbirinden ayrı ve birbirinin alternatifi değil. Neticede tek temel kaynak vahiydir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim vahyin bir yönünü, hadisler ve Hazreti Peygamber'in sünneti de diğer yönünü gösterir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki, o kendiliğinden konuşmaz, söyledikleri Allah'ın ona vahyidir. Bu ayet de hadislerin de vahiy ürünü olduğunu bizlere gösteriyor. Kaynak diğer açısından. Fakat sıkıntı şurada, Allah Kur'an'ın metnini ve anlamını koruyacağını bizzat ayetle ifade ediyor. Fakat hadislerin toplanması ve korunmasının bir garantisi yok. O ancak insanların şahsi gayretleriyle toplama neticesinde. Böyle olunca biz hadisleri Kur'an'la birlikte temel kaynak kabul etmiş olmakla birlikte kesinlikle hadisleri bir Kur'an gibi görmemek durumundayız. Bu anlamda iki bakış açısı var. İfrat ve tefrit. Önce onları tespit edip sonra merkezde orta kısmını değerlendirelim. Bir grup der ki hadis olarak bize ne geldiyse Hazreti Haddesena diye başlayan bütün rivayetleri biz Kur'an gibi kabul ederiz. Bu bir görüş. Bir kısmı da der ki hadisler içerisine farklı uydurmalar dahil olduğu için bu hadislerin tamamını biz reddederiz anlamında uç taraflar var. Bu iki uç da doğru değil. Doğrusu ne? Ulemanın yaptığı bir takım hadis tenkit metotlarıyla hadislerin sahihliğini, hasenliğini, garipliğini tespit edecek bir takım usuller geliştirmişler. Hatta İslam dininde dedikodu yapmak, birinin arkasından gıybet etmek haram ve yasak iken hadis rivayet edenlerin arkasından onları takip ederek onların tavır ve davranışlarını kontrol edecek mahiyette kitaplar yazılmış. Bunlara biz cerh ve tadil kitapları diyoruz. O da ne? Hadis rivayet edenlerin her şeyini didik didik değerlendirerek bu adam unutkan bir adam mıdır? Yalan söylemişliği vaki midir? Niçin? Çünkü o hadis rivayet etti. Rivayet ettiği hadiste bir arıza olabilir mi anlamında bu tür hassasiyet söz konusu. Ama buna rağmen az önce ifade ettiğimiz bir takım gruplar, fırkalar, İslam tarihinde ortaya çıkan fırkalar kendi haklılıklarını tespit için Hazreti Peygamber'den hadis uydurma ihtiyaçları duymuşlar. Hatta Hazreti Peygamber bunu bildiği için kim ben söylemediğim halde benim ağzımdan Peygamber buyurdu şeklinde bir hadis niteliğinde bir söz uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın anlamında uyarıda bulunmuş olmasına rağmen insanlar bir takım siyasi sebeplerle, bir takım ideolojik sebeplerle, hatta bir takım iyi niyetlerle de hadis uydurulmuş. Hadis uydurma metotlardan biri budur. Nasıl olur? Mesela demiş ki bir vaiz, insanlar Kur'an okumuyorlar artık. Kur'an-ı Kerim'le irtibatları kesildi. Ben bunları Kur'an'a yeniden çağırmam için ne yapmam lazım? Şimdi kendisi onları uyardığında herhangi bir ilgi görmeyince demiş ki ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyana şehit sevabı var. Hazreti Peygamber böyle buyurdu. Halbuki Hazreti Peygamber böyle buyurmadı. İyi niyetle dahi hadis uydurmalar bu anlamda var. İşte bunun için kitaplar yazılmış. Sahih hadis kitapları, hasen hadis kitapları, hatta bazı ulema uydurulmuş olan hadisleri bir araya getirerek insanları uyarmak amacıyla müstakil mevzu hadis kitapları da yayınlamışlar. Ama günümüz insanları nasıl olsa üzerinde tabelasında hadis yazıyor anlamında kendi işine yarayan hadislerin zayıf mıdır, uydurma mıdır olduğunu hiç dikkate almadan rahatlıkla bunu kullanıyorlar. Mesela levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk şeklinde hadis diye rivayet edilen bir tabir. Yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Hazreti Peygamber için söylenen meşhur uydurma hadislerden biridir. Fakat ben iki kulağımla duydum.
bunu Kur'an-ı Kerim'de buyurduğun şeklinde ayet olarak anlatar ve bunu duasında kullanan hoca da hocam bu hangi surededir dediğimde bilmiyorum ben de başkasından duydum diye söyledi. O zaman kulaktan duyma, o ona söyledi, o ona söyledi, bu ona şekilde. Söyledi. Bu tür kulaktan duyma. O nedenle insanlarımızın dinin temel kaynaklarıyla buluşmaya, Kur'an'da olmayan, Kur'an'ın esasına uymayan hiçbir bilgiyi kabul etmemeleri gerektiği. Bunun için de okumaları gerekiyor. Okumaları sıkıntı da bu. Söylememiz gerekir. İnsanlarımız zihin konforları bozulmasın diye. Bize de diyor ki, hocam sen bize bir şey söyle, biz ona uyalım ve takip edip gidelim. Biz size itimat ediyoruz. Bana insan olarak itimat edebilirsiniz. Ama benim bilgimde bir yanlışlık olabilir. Halbuki Kur'an'da Allah akıl ve bali olan her insanın Kur'an'ı okuyabileceğini, anlayabileceğini ve ibadetleri yapabileceğini söylüyor. Fakat insanlar rahatlığına düşkün oldukları için zihin konforları sebebiyle diyor ki hocam Kur'an'ı okumak, hadisleri okumak, tefsir bunlar zor bir şeyler. Sen bana bir yol göster ve ben kestirmeden direkt cennete gideyim. Böyle bir düşünce olunca onları kestirmeden cennete götürecek pek çok insanlar çıkar ve çok saçma denilebilecek yorum ve değerlendirmelerde. Çünkü insanlar sizden kesin inanç bekliyorlar. Cahilin en önemli beklentisi kesin inanç. Hocam bu şekilde yaptığımda ben cennete girer miyim? Sayın Apak, şimdi ben gelmek istediğim konu şu. Son günlerde yine çok moda Osmanlılık, Osmanlı torunluluğu, Osmanlı evet. Soyundan gelme. Osmanlı'yı tartışmayacağız ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu 3 kıta üzerine kurulmuş bir devlet ve bu siyaset de bunu destekliyor. Osmanlı'nın mirasına sahip çıkmak diyor. Fakat sahip çıkılan daha çok Arap Yarımadası'na yönelik bir sahip çıkma. Balkanlar, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya. Şimdi Osmanlı'nın mirasına sahip çıkalım deyince aklımıza sadece Arap Yarımadası gelmesi mi geliyor? Bundaki amaç nedir? Evet. Tabii bu ne kastla bunu söyleyenler belki onların kendilerine sormak gerekebilir ama benim görebildiğim kadarıyla Osmanlı Arap Yarımadası'ndan daha ziyade Balkanlar demek. Hatta şunu ifade edelim. Osmanlı 1300'lü yıllarda Balkanların, 1400'lü yıllarda Balkanların tamamını hatta Orta Avrupa'ya doğru bölgeleri ele geçirmiş iken 1514-17'dir Arap coğrafyasını ele geçirmesi. Zaten orada da Memlükler şeklinde bir Türkler var. O nedenle eğer Osmanlı'nın mirasını arıyorsanız Osmanlı mirası bütün bu coğrafyada olduğu gibi Balkanlar'da çok daha fazla kendini gösterir. Mesela Osmanlı eserlerine baktığınızda Kosova'da Arnavutluk'taki eserler bizim Anadolu'nun doğu kısımlarındakinden çok daha Osmanlı ürünüdür. Neden? Ben çünkü Belgrad'da gözlerimle gördüm. Evet, çünkü o bölge zaten Hazreti Ömer zamanında bizim Güneydoğu Anadolu dediğimiz yani Diyarbakır, Urfa bölgesinin İslamlaşması Araplar eliyle gerçekleşti. Hazreti Ömer zamanında cezire fetihleriyle yani oralar zaten İslam beldesiydi. Bundan dolayı Osmanlı'nın izlerini bizim Bursa merkezli olmak anlamında Balkanlar'da, Orta Doğu'da tamam bütün Osmanlı coğrafyasında aramak gerekir. Bu sebeple bütün hatta Afrika içerisinde şu anda Afrika'nın orta kısımlarına varıncaya kadar oraya Osmanlı orduyla gitmediler. Araplar da gitmediler. Ama orada Müslümanlar var. Müslümanlık nasıl yayıldı? Kuzey Afrika'daki gerek Araplar döneminde gerek Osmanlı döneminde İslamlaşma sivil kanallar yoluyla, ticaret yoluyla. Bu sebeple eğer bence bu işi sadece Osmanlı şeklinde de görmeyip bütün İslam dünyasını hatta bütün insanlığı kuşatacak şekilde değerlendirilebilirse ama Osmanlılık bir popülarite kazandırıyor. Bir taraftar da kazandırıyor. Biz Osmanlı'yı izlediği zaman insanlar tarihleriyle alakalı büyük devlet, üç kıtaya yayılmış anlamında tabii bu siyasi anlamda da taraftar bulma gibi bir tarafı olduğu için buna vurgu var. Yani ben keşke Osmanlı olmasaydım diyen pek insan göremezsiniz. Her anlamda. Şimdi bu Osmanlı'nın mirasına sahip çıkmaktan aslında şöyle. Osmanlı bir Türk boyu.
Oğuz boylarında. Ve şimdi biz Türkler Müslümanız, Osmanlı Müslüman. Geleceğim nokta şimdi Türkler ne zaman Müslüman oldular? Evet. Bu noktaya şimdi biz bir de tüm Müslüman aleminin koruyucusu gibi görüyoruz kendimizi Osmanlı'nın mirasçısı olarak. Bu noktaya ne zaman gelindi? Evet. İslamiyet ortaya çıktığında Araplar eliyle, Hazreti Peygamber bir Arap olması sebebiyle önce Arap Yarımadası'ndaki kabileleri birleştirdi. Daha sonra Arap Yarımadası dışındaki fetihler gerçekleştirdiler. Emevilerin yıkılış dönemine kadar Müslümanlığın hamisi konumunda olan Araplardır. Ancak Emevilerin yükselme dönemi ile birlikte iki ırk veya iki topluluk İslam ile tanışma imkanı buldu veya karşılaştı. Bunlar doğuda Türkler, Mavera-ün Nehir dediğimiz Ceyhun Nehri'nin doğu ve... Bu hangi yıllara denk geliyor? 700'lü yıllar, miladi 730'lu yıllar. Emeviler döneminde de Muaviye'nin İstanbul'u muhasere eden Muaviye'nin yaşadığı dönemlerdir. Tabii iki topluluk, biri Türkler, batıda da Berberilerdir Kuzey Afrika'da. Arapların ilerleyişi önünde büyük engel oluşturdular ve büyük direniş de gösterdiler. Niçin? Çünkü gerek Berberiler, gerekse Türkler kendi yurtlarında yaşıyorlar. Eğer orası bir müstemleke devlet olsaydı bilin ki Araplar çok daha rahat ilerleyebilirlerdi. Mesela Mısır'da ve Suriye'de Araplar çok rahat ilerlediler. Niçin? Mısır ve Suriye toprakları Bizans müstemlekesiydiler. En büyük direniş Kuzey Afrika'da Berberilerden, Doğu'da da Türklerden oldu. Tabii Türkler İslam geldi, biz de o zaman Müslüman olalım mı dediler. Hayır. Gelen din İslam bile olsa sizin düşmanınız gördüğünüz insanın dinini kolay benimseyemezsiniz. Bir de gerek din olsun, gerek ideoloji olsun, bir bölgede bir dönüşümün meydana gelmesi anlık hadiselerle gerçekleşmez. Birinci aşama siyasi hakimiyet gerekir ve işgalciler ile veya gelenler ile yerli halk arasında savaş ortadan kalkarak sivil şartlarda bir arada kaynaşma gerekir. Bir de birkaç neslin değişmesi gerekir. Yani düşünün 60 yaşında bir Hristiyan dede orada varken Müslümanlar oraya ele geçirdiğinde o dedenin Müslüman olması çok kolay mümkün olmaz. 40 yaşındaki oğlu belki, 18 yaşındaki torununun Müslüman olma ihtimali daha yüksek. Doğduğunda ezan duyan torunu kesinlikle Müslüman olabilir. Yani İbn Haldun'un teorisinde de var. 3-4 neslin değişmesi gerekiyor. Bu sebeple Türklerin başlangıç aşamasında 730'lu yıldan 1000'li yıllara gelinceye kadar İslamlaşma son derece düşük seviyede devam etmiş. Emeviler döneminde belirgin bir İslamlaşmanın gerçekleştiği dönem 2-2,5 yıllık halifelik döneminde Ömer bin Abdülaziz dönemidir. Onun sebebi de şu, sadece Türklere has bir durum değil. Ömer bin Abdülaziz demişti ki, Emeviler siyasi hakimiyet politikasını bırakarak askeri faaliyetlerini asgari düzeye indirerek dinin yayılması gayretini göstersinler. Bundan dolayı Emeviler de halifelere bakıldığında Ömer bin Abdülaziz evliya olarak görülür. Sıradan bir sultan olarak yani görülür. Strateji değişikliği yap. Dini yayacaksınız. Peki bunun için ne yapar? Mesela Emevilerin şöyle bir uygulaması var. Müslüman olmuş olmalarına rağmen başka din mensuplarına, önceden Hristiyan olan başka din mensuplarına Müslüman olmuş olmalarına rağmen hala zimmi muamelesi yapıyor. Niçin? Onlardan vergi almak amacıyla. Ama Ömer bin Abdülaziz bunu kaldırınca dinin yayılması görece olarak hızlandı. Ama ondan sonraki halifeler döneminde yine devam etti. Türklerin İslam ve Araplar ile soğukkanlı bir şekilde ilişki kurmaları dönemi Abbasilerin kuruluş aşamasındaki meşhur Talas Savaşı'na tekabül eder. 750 yılında. Talas Savaşı'ndan sonra Türkler ile Araplar arasında siyasi ittifak dini anlamda da geçişliliği temin etti. Fakat bu da kısa sürede olmadı. Binli yıllarda Türkler arasında obalar halinde İslamlaşma başlıyor. Yani 300 senelik bir 300 süreç. Sene. Selçuklular dönemiyle mesela Selçuk Bey, Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, sonradan Müslüman olan bir kişidir. Yani Müslüman doğan bir kişi değil. Zaten İslam'ın, Müslümanlığın bayraktarlığını ve hamiliğini zaten en büyük anlamda Büyük Selçuklular
gerçekleştirdiler. Daha sonra Abbasi Halifeliği ile de yakın ilişkiler sebebiyle Türklerin İslam bayraktarlığı, İslam'ı yayma, daha sonra Alparslan ve onunla birlikte Anadolu'ya geliş süreci devam etti. O nedenle kritik aşamanın, eşiğin Türkler ve İslamlaşma anlamında o eşiğin ben Talas Savaşı ve Abbasiler ile Türklerin ittifakı, daha doğrusu Türklerin Çinlerle Araplar arasındaki tercihinde tercihlerini Araplar lehine yapmış olmalarının etkin olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi İslam tarihi dedik. Biraz önce ben konuya girdim ama daha detaylı sormak için. Şimdi İslam adına terör örgütleri kuruluyor. Bu İslam tarihi sürecinde benzeri zamanlar var mı bu günümüz şartlarında? Yani benzer hadiseler var mı anlamında. Ben az önce haricilikten bahsettim. İslam'daki ilk ayrılıkçı hareket, tabii onlara harici ismini muhalifleri verdiler. Diğerleri harici, dışarı çıkan, dışarıda kalan anlamındadır. Yani negatif bir tanımlamadır. Onlar kendilerini ehli tevhid olarak değerlendirirler. Bundan sonra pek çok mezhepler tarihi dediğimiz, bizim İslam tarihinin bir parçası, hatta ilahiyat ilimleri içerisinde bir ana bilim dalıdır. Mezhepler tarihi temeli siyasi hadiselere dayanır. Pek çok fırkanın ortaya çıktığını, hatta bunun 72'ye kadar çıkarıldığını, daha sonraki dönemlerde hatta böyle bir hadisin bile uydurulduğunu, 72 fırka çıkacak, bunlardan 71'i batıl fırka olacak, biri hak fırka olacak ve bu 71'in her biri de hak fırkanın kendisinin olduğunu iddia edecek. Hatta bazen bu hadisi doğrulamak amacıyla fırkalar yetmediği zaman, diyelim ki 55'te 60'ta kaldığı zaman zorlama fırkalar çıkarmak suretiyle onun da 72'ye çıkarıldığını görürsünüz. Bu sebeple bu tarihten beri İslam tarihinde var. Bu sadece Müslümanlara has bir durumda değil. Yani Hristiyanlık tarihinde de, Yahudi tarihinde de mezhep, meşrep, tarikatlar bu anlamda çoğalma istidadı gösteriyor. Sayın Apak, son 5 dakikamız kaldı. Ben biraz hızlandırmak istiyorum. Şimdi şunu biliyoruz. Osmanlı Devleti döneminde İslam'da bir birlik vardı. Osmanlı İmparator, Padişah, Halifeydi. Bir birlik vardı. Osmanlı'nın çöküşüyle de bu birlik bozuldu. Şimdi bunun gerekçesi tek, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi mi birliğin bozulması, yoksa bu süreçte siz biraz önce bahsetmiştiniz Batılıların, özellikle İngilizlerin, Avrupalı kolonistlerin bölgeye girmesiyle hızlandığı var. Ama şu anda da görüyoruz ki İslam devleti arasında bir bütünlük yok. Evet. Bırakalım onu, İslam devletlerini, Arap devletleri arasında bile bir bütünlük yok. Yani bunun temelinde ne yatıyor bu? İslam öncesi Arap tarihi ne baktığınızda Arapların kabile merkezli yaşadıklarını görürsünüz. Kabile merkezli belli soya mensup olan insanların bir araya geldiği topluluklardır. Hazreti Peygamber gelinceye kadar Araplar bu kabile merkezini aşamadılar. Arapları birleştirerek onlara millet şuuru verip o millet şuuru sayesinde dini başka kıtalara ulaştırma vazifesini, daha doğrusu başarısını Hazreti Peygamber gösterdi. Ve bunu bir beşerin başarması mümkün değil. Çünkü kabile parçalanmayı emreden bir grup. Yani benim soyum diğerlerinden üstündür. Hazreti Peygamber dönemine kadar ulusal bir kimlik kazanamadı Araplar. İslam amaç Arapları birleştirmek değil. Amaç İslam bayrağı altında bir milleti birleştirerek oradan elde ettiği sinerjiyle dini başka milletlere ulaştırmak. Aşama aşama bu gerçekleşecek. Hazreti Peygamber bunu sağladı. Ama daha sonra Emeviler dönemiyle birlikte en muazzam devlet Emevilerdir Araplarda. Dağıldıktan sonra o kabile duygusu, düşüncesi, asabiyet dediğimiz parçalanma duygusu Araplarda devam etti. Arapları tarih boyunca iki kişi birleştirebildi. Biri Hazreti Peygamber'dir, bir de siyasi anlamda Yavuz Sultan Selim'dir Osmanlılar döneminde. Ama kendi başlarına kaldığı andan itibaren kabilecilik, asabiyet, parçalanmayı getiriyor. Her yıl bir Arap devletinin kuruluşuna şahit olabilirsiniz. Mesela Körfez'de bir Arap devleti var. Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Yani adı ne kadar uzun.
Fakat haritaya baktığınızda büyüteçsiz göremezsiniz. Sanki Araplar lütfetmişler ve birleşmişler. Birleşik Amerika, Birleşik Krallık der gibi. Halbuki onun gerçek adı ayrılmış Arap kabileleridir. Zaten oraların şu anda idare şekli bir kabileden ziyade birer batılı CEO'lar tarafından idare edilen şirketler konumundadır. Dolayısıyla Arap kabileciliğinin veya Arap düşüncesinin temelinde bu parçalanma duygusu var. Yani Arap dünyasını birleştirmek, Arap Birliği diye bir onların teşkilatları var ve Arap Birliği'nin teşkilatının sayısı her yıl artar. Halbuki bunun adı Arap parçalanmışlığı teşkilatıdır. Çünkü birlik dediğiniz bütünlük anlamında. Ben bunu Arapların tarihi tecrübelerinden bu şekilde neşet ettiğini düşünüyorum. Yani Arapların kendi kendilerine birleştikleri tarih boyunca mümkün bir örneğimiz yok. Tek örnek Hazreti Peygamber döneminde ve Osmanlı bütün milletleri birleştiği zaman Araplar da tabiatıyla birleşmiş oldular. Onların birliğini dünyada görmemiz mümkün değildir diye tarihi tecrübeden yola çıkarak söylemek iddialı bir şey ama. Peki bizde şimdi şu anda işte o bölgeye müdahil olmak, işte oyunu, kartları yeniden karıştırmak isteyenler var. Acaba onlar bunlar nasıl olsa bir araya gelemiyorlar, biz getirelim demeye yani, çalışıyorlar. Acaba oraya oyuna müdahil olanlar ne niyetle oldu, onların niyetlerini bilmiyoruz. Ama Araplar kendi kendilerine kaldıklarında birleşmediler. Yani İslam tarihi boyunca ben bunları gördüm. Belki onları işte Batılılar birleştirdi şu veya bu gerekçeyle veya Osmanlı Devleti birleştirdi. Birleştirmek için mi müdahale ediyorlar yoksa ayrıştırmak için mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Sayın Apak, süremiz bitti. Çok hızlı geçti süremiz. Daha soracağım bir sürü sorum vardı. İnşallah başka bir programda karşılaşırız. Sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz Uludağ Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Adem Apak'tı. Kendisiyle İslam tarihini ve günümüzde İslam anlayışını sorduk, soruşturduk, konuştuk. Bizden bu akşamlık bu kadar. Eğer beğendiyseniz, söylediklerimiz hoşunuza gittiyse biz haftaya Cuma günü saat 20'de yine burada olacağız. Bekleriz efendim.